yapının nasıl olduğunu, İsmail nasıl işlediğini. Hocam, buyurun. Çok teşekkür ederim. Duyarlılığın için teşekkür ederim. Biz bu evin sahipleriyiz. Kendimiz üzerinden konuşmayı zül addederiz. Çünkü makam beklentimiz yok. Ben bir yok, hakkın teslimi olarak yok. Değerlendirmek istedim. Yani bir hakkı çok teslim teşekkür etmek ederim. İstedim. Aynen, aynen. Ama dağdan gelenler neredeyse bağdakileri kovmaya çalışıyorlar ya. Ömrümüzü vermişiz. Hala bu yaşımızda sahalardayız. Hala sahalardayız. Hocam, hiçbir görevimiz olmadı. Çok özür diliyorum. Çünkü özür bu dava diliyorum. Bizim davamız diyoruz. Çok özür diliyorum. Ben şunu da ifade edeyim aklıma gelmişken, hani siyasi hayat nerededir diye hep soruluyor. Hani bu Cihat Yaycı'nın ifade ettiği o teknokrat hükümette kimler yer alırsa zaten FETÖ'nün siyasi hayatı da ortaya çıkmış olur diye düşünüyorum. Ona değinecektim ben de. FETÖ'nün siyasi ayağına dokunamadık, dokunamadık kardeşim, dokunamadık. Kripto unsurlarına dokunamadık. Ve şu an yeniden neden ete kemiğe büründüler. Dönenlerin sayısı 450-500 kişi. Tabii ki bunlar önemli. Danıştay'ın verdiği karar, HSYK falan. HSYK'yı selamlıyorum. Eyvallah. Peki ne oldu yani? Bu kripto unsurlar ne oldu? Koskoca devlet aygıtımız, istihbarat örgütümüz var. Kripto unsurları tespit edemiyor muyuz? Üniversitelerde ah dedim ya. Hı hı. Niye ah peki, dediniz? Peki Cihat Yaycı fetömetre diye bir şey icat etti. Niye uygulanmadı? Doğru. 15 Temmuz'da ölümüne meydanda olanlar niye bugün tehdit unsuru gibi görülüyorlar? Ah kardeşim ah. 15 Temmuz'da sığınaklarda olanlar, 15 Temmuz'a ki kadar süreçte FETÖ'ye siyasi hamilik yapanlar, mağduriyet edebiyatı üzerinden siyasi hamilik yapanlar, 15 Temmuz'da liderimiz, milletimiz ölümle pençeleşirken sığınıklara kapananlar, neredeler? Kefenini giyip 15 Temmuz'da meydanla olanlar neredeler? Bir bakınız bakalım ya. Dağdakilerin bağdakileri kovalamasından korkuyoruz biz, biliyor musunuz? Bu bizim davamız, partimiz. Kendi imkanlarımızla sahada reisimizin burnu sürtülmesin diye, partimizin oyları düşmesin diye çalışıyoruz. Daha dün bu partiye gelenler, yakın tarihe kadar da bize olmadık laflar söyledikleri halde baş tacı ettiklerimiz, sahada olmaklığımızdan rahatsızlık duyuyorlar ya. Ah canım kardeşim ah. Ah canım kardeşim. Ama onlara rağmen, onlara kalsa sahaya da inmememiz lazım. Çalışmamamız lazım. Hatta ihanet etmemiz lazım. Başka yerlere gitmemiz lazım. O kadar çok yanlış şeyler yapıyorlar ki, bekliyorlar ki biz tepki koyalım, ayrılalım, gidelim partimizde reisimizi yalnız bırakalım. FETÖ'vari taktikler bunlar. Dağdan geldiler, bağdakileri kovmaya çalışıyorlar. Ah canım kardeşim, ah canım kardeşim. Gezi sürecini, ben milletvekiliydim. Bunu asla unutmayacağım. 17-25 Aralık sürecini asla unutmayacağım. Erdoğansız AK Parti yaratmaya çalışanların ihanetini asla unutmayacağım.